Game of Thrones'un Khal Drogo'su, DC evreninin Aquaman'i, oyuncu ve de yönetmen Harley Davidson'ın reklam yüzü, gözünün üstünde de kocaman bir yara izi olan yakışıklı mı yakışıklı bir adam ve tabii ki bu kanala konuk olduğuna göre çok acayip bir motor tutkunu. Evet, Jason Momoa'dan bahsediyorum. Hadi o zaman alın çayınızı kahvenizi çünkü ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. Jason Momoa'yı çoğumuz Game of Thrones'taki Khal Drogo karakteriyle tanıdı. Dothraki halkının lideri Khal Drogo ve de ejderhaların anası Daenerys Targaryen ilişkisi hepimizin aklındadır. Ama aslında Jason Momoa'nın ekranlardaki geçmişi daha da eskiye dayanıyor. Onlara da geliriz ama bu adam nerelidir, kaç yaşındadır önce bir tanıyalım. Tam adı Joseph Jason Namakea Momoa olarak 1979 yılında Honolulu'da, evet Honolulu'lu bu kardeşimiz, yani Hawaii'de dünyaya gelen Jason Momoa ailenin de tek çocuğuydu. Fotoğrafçı olan annesi Johnny Lemke ve babası Joseph Momoa'dan olma Jason tam bir melezdi. Annesiyle babası o daha minnacıkken ayrıldılar. Annesiyle yaşamaya devam eden Jason ergenliğini Iowa'da geçirdi. Sonra Hawaii Üniversitesi'ne girince doğduğu Hawaii topraklarına geri döndü. Yine Honolulu olmuştu bizim Jason. 19 yaşına geldiğinde de Baywatch Hawaii dizisinin seçmelerine katıldı. Ve Jason Loen rolünü kapıp oyunculuk kariyerine başladı. Ama tam da ona göre dizi değil miymiş? Tabii. Acayip böyle memeler, vücut falan. Şimdi Baywatch deyince de aklıma Pamela geldi. Geldi. Pamela de artık turşu olmuştur ya. Bir de Samantha Fox var. Onu hiç kimse hatırlamıyor olabilir. Samantha Fox öldü galiba. Yok canım, ne ölecek? Hayır canım, Samantha Fox ölür mü abi? Samantha Fox'lar ölmez kanka. Niye öldürüyorsun kadını ya? Hayır canım, 57 yaşında maşallah hala da iyi yani. 1.55'miş ya Samantha Fox. Minyon. Evet, Samantha. Strip poker oynardım Commodore'da. Evet, şimdi devam ediyorum. Sonra Stargate Atlantis'ti, Barbar Conan'dı, Game of Thrones'tu, dünyaca tanındı. Daha sonraları ise Dune, Aquaman, bir sürü yapımda gördük Honolulu Jason'ı. 2014 yılında ise yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendiği Road to Paloma isimli dram gerilim filmiyle çıka geldi. İşte bu filmde kendinden ve motor tutkusundan izleri görebiliyordunuz. Filmde altında olan motosiklet Jason'ın 19 yaşından beri sahip olduğu 1956 model bir Harley Davidson Panhead'ti. Modela arka çamurluğa sahip, Buick stop lambalı, önde klasik polis lambası bulunan custom yakıt tanklı bir Harley. Ön freni bile yoktu. Arkalarda kampanaydı. Tam bir intihar makinesi. Jason bu motora anneannesinin ismini vermişti. Mabel. Jason Momoa'nın nasıl bir motosiklet tutkunu olduğu anlaşılmıştır umarım. Bu arada Jason Honolulu'ydu. Hatırladınız mı? Aslında Harley tutkunu desek daha doğru olur. Çünkü koleksiyonunda custom'lar da dahil birçok Harley Davidson modeli bulunuyor. 1939 model Harley Davidson UL, yine 1939-1941 model Harley Davidson EL, BMW R90, Custom Harley Davidson Road King, Pan America, Livewire ve daha neler neler. Ama Jason kardeşimiz tatlı su motorcusu değil. Öyle grenajlı, parlak şeylerden de hoşlanmıyor pek. Genelde onu eski, yarısı paslı, tozlu bir Harley Davidson'la kasksız gezerken görüyorsun. Aman Zafer hocam görmesin. Durum böyle olunca da Harley Davidson marka yüzü olarak Jason Momoa'dan daha iyisini mi bulacaktı? Adam zaten ayaklı Harley Davidson elçisi. Birkaç yıl önce anlaştılar ve Jason Momoa Harley Davidson'ın birçok reklam filminde kampanyasında boy gösterdi. Hatta bunun yanında Jason Momoa ve Harley Davidson ortaklığıyla motosiklet giysisi koleksiyonları çıkarmaya da devam ediyor. Bayağı da iyi koleksiyonlar çıkarıyorlar. Buralarda var mı bilmiyorum. Bu sene çıkan Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi Fast X'te Jason Momoa'yı yine bir Harley Davidson üzerinde gördük. Filmin çekimlerinde o hangi motosikleti süreceğim diye sorduğunda üstünde oynayabilecekleri Triumph ve benzeri bir şeyler olur demişler. Jason abimiz durur mu? Hadi lan oradan demiş. Demiş ki ben Harley'den başkasına binmem. Hemen aramış Harley'nin CEO'sunu. Send me a Harley bitch demiş. Kapatınca telefonu da hemen
6 tane hali gelmiş haliler. Seç beğen al demişler. O da almış birini, özelleştirmiş, yola da koyuluvermiş. Adam hasta harleyici. Testosteron fışkırıyor her yerinde. Çocuklarıyla falan motora biniyor. Birini böyle tutuyor, arkasına atıyor. Diğerini sepete koyuyor. Bir de bunları harika bir biçimde kayda alarak YouTube kanalına koyuveriyor. Gerçekten çok kaliteli ve nitelikli bir kanalı var. Aşağıda linkini bırakıyorum. Karısının kim olduğunu söyleyince de şaşıracaksınız. Hani şu Cosby Show'un Deniz Huxtable'ı var ya. Hani Bill Cosby'nin açık tenli kızı. İşte onu canlandıran Lisa Bonet. Bu arada Lisa Bonet kendisinden 12 yaş büyük. Daha önce de hatun Lenny Kravitz'le evliydi. Hatta ondan da bir büyük çocuğu var. Hatun Machine. Jason'la Lisa'nın da 2 tane yavrusu var. Ama yeni haberler ayrılıkları yönünde, ama bilemiyoruz. O kısımlara da karışmıyoruz. Yengem yine bulur birini ya. Kesin. Ulan baksana karıya. İlk önce Lenny, sonra Jason. Sırada kim var? Sırada bilmiyorum artık. Kim olabilir? Bir de bu çıtır seviyor galiba. Tom Cruise. Yakışır. Yakışır yengeme. Yaşı da uygun. Ha. Yaşı yaşına, huyu huyuna. Kimin eli kimin cebinde belli değil bu Hollywood'un ya. İşte Jason Reis'in kısa hikayesi böyle. Adam yürüyen bir Harley Davidson. Onu üstü açık klasik bir Bentley veya 1955 model pembe bir Cadillac sürerken görebilirsiniz. Yine hurda gibi gözüken bir motosiklet üstünde kirli kıyafetleriyle yanınızdan geçebilir. İşte böyle bir adam Jason Momoa. Kendine has bir tarzı var. Evet, bu tarz hikayelerin gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, güvenli sürün. Yollarda da görüşelim ya. Bye.